Merhaba değerli izleyiciler, siyaset analizi başlıyor. Canlı yayın konuğum Saadet Partisi Sayın Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Birkaç ertelemeden sonra gelebildik. Hakkınızı helal edin. Doğrusu çok memnun oldum efendim. Şundan dolayı cumartesi günü muhterem Erbakan hocamın vefatının 10. yıl dönümüydü. Saadet Partisi Genel Başkanımız olarak ülke gündemine oturan çok muhteşem bir programla andınızı, onu konuşacağız. Dün 28 Şubat'tı, tam 24. yıl dönümü postmodern darbe. Evet. Ve bugün de 1 Mart. Bu 1 Mart da çok önemli çünkü 2003'te Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kullanmak suretiyle 2. Körfez Harbi'ni yapmak istedi Amerika. Hamdolsun Türkiye Büyük Millet Meclisi o günkü şartlarda yine zat-ı haliniz Recai Bey, Oğuzhan abi, Erbakan hocamın büyük gayretleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu reddetti. Bunları konuşacağız ama ilaveten birkaç konu daha var. Sayın Genel Başkanım, tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür izleyicilerim ediyorum. Ve kanalıma verdiğiniz için sağ olun. Efendim, cumartesi günü, yani bugüne kadar Saadet Partisi Erbakan hocam vefat ettikten sonra her yıl ulusal ve uluslararası çapta birçok programla seneyi devriyesini kutluyor. Hocama anlatıyor. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki hocam artık Türkiye'de yeni gençlerinde, Z kuşağı dedikleri gençler dahil olmak üzere herkesin gündeminde izliyorlar. Ama cumartesi akşam yaptığınız programın önemi, Türkiye'deki hemen hemen bütün siyasi partiler ilk defa bir programda bir araya geldiler. Evet. İktidar başta olmak üzere. Ve 5 tane genel başkan sırayla durunca eminim ki sonra bakmışsınızdır ama biz o sırada sosyal medyadaydık. Türkiye'nin özlediği bir tablo olarak görüldü. Evet. Sizi dinlemek isteriz. Bu arada zikredeyim, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, Ana Muhalefet Partisi Sayın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve yine en önemli de HDP eş genel başkanı Profesör Mithat Sancar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal Bey, Saadet Partisi Yüksek İstişare Heyeti Başkanı Ozan abimiz ve çok sayıda yine AK Parti, Büyük Birlik Partisi'nin temsilcileri, İYİ Parti'nin 9 tane parti ki bu ilk defa bir araya gelmiş oldu. Biraz uzattım, kusura bakmayın. Buyurun efendim. Evet, bu tabii bizi ziyadesiyle memnun etti. Türkiye'de, dünyada da çözülemeyecek problem aslında yok. Ancak problemleri çözebilmek için insanların, özellikle farklı fikir sahibi olan insanların, siyasi parti temsilcilerinin rahatlıkla bir araya gelip bu meseleleri müzakere edebilmeleri lazım. Kavga etmek için değil, birbirlerini aşağılamak için, hakaret etmek için değil, konuları müzakere edebilmek için. Beni sevindiren husus, Erbakan hocamızın bir bakıma hatırasını yad etmek, aynı zamanda da onun gösterdiği istikamette mesafe kat edebilmek için bütün siyasi partiler, geçmişte hocamızla beraber koalisyonlar kurmuş, iktidar olmuş, geçmişte muhalefette bulunmuş, birbirlerinin fikir ve düşüncelerini irdelemiş, tenkit etmiş olan siyasi partiler bir araya gelebildiler ve hocamızın bu yaklaşımının ne kadar önemli olduğunu herkes kabul etmiş oldu. Elhamdülillah milli görüşün hem temsilcisi hem de milli görüş fikrinin savunucusu olan Saadet Partimiz de bu sebeple Türkiye'mizin gündemine oturmuş oldu. Yani biz inanıyoruz ki bugünkü şartlarda Saadet Partimiz Allah nasip eder de milletimiz tarafından görevlendirildiğinde biz sadece tek başımıza çalışmayacağız. Bütün siyasi partilerle yeri geldiği zaman istişare edeceğiz. Zaman zaman bir araya geleceğiz. Belki bizi tenkit edecekler. Belki bize karşı tavır sergileyecekler. Aldığımız bazı kararları beğenmeyecekler. Ama biz bunu kavga ederek değil, müzakere ederek yürüteceğiz. En önemli olan husus o. Onun için diyorum ki Türkiye'mizin bugün hemen her alanda ciddi problemleri var. Bu problemlerden halkımız zarar görüyor.
Biz bunun üstesinden gelmek istemiyoruz. Elbette gelmek istiyoruz. O zaman gelin, kavga etmeden bu meseleleri birlikte görüşelim. Evet. Bu imkanın var olduğunu ve bunun sağlanabileceğini, bunu sağlayacak olanların da Milli Görüşçüler olduğunu bütün Türkiye'miz, bütün dünya gördü. İnşallah bu ciddi bir hamle olacak. Bunun arkası da gelecektir diye ümit ediyorum. İnşallah. Erbakan Hocam 96'da başbakan olduğu zaman da, tabii siz grup başkan vekiliniz, evet, efendim. Yanlış hatırlamıyorsam çoğunluğu DYP ve Büyük Birlik'le sağladığı halde diğer partiler de katılabilir diye, evet, iktidara bir teklifi olmuştu. Yok, çoğunluk vardı zaten. Evet, tabii. Ama o zaman özellikle Büyük Birlik Partisi mensupları ayrılmışlardı MHP'den. Onlar çok açık ve net bir şekilde destek bize verdiler. Yeri geldiği zaman destek verdiler. Hatta Erbakan hocamız hükümetten istifa etme durumunda kaldığı zaman, evet, Büyük Birlik Partililer yeni kurulacak hükümette Tansu Çiller'in kuracağı hükümeti destekleyeceğiz diye yazılı önerge verdi. Önerge verdi. Evet. Ama maalesef Cumhurbaşkanı o zaman rahmetli Demirel buna itibar etmedi. Birazdan onu da konuşacağız, 28 Şubat postmodern darbe meselesinde. Efendim, uzun süredir sizi bekliyorduk. Evet. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, hiç şüphesiz bu davada da büyük emeği olan büyüğümüz Oğuzhan Bey'i evinde ziyaret etti. Doğrusu sizi takip eden ve çok seven birisi olarak şu takdirde bulunmak istiyorum. Siz de Oğuzhan abi de gündemi çok iyi yönettiğinizi, evet, düşünüyorum. Bu öyle tahmin ediyorum Saadet Partisi'nin de lehine gelişen bir olay. İnşallah. Bunu bizimle ne kadar paylaşırsınız? Ya şunu söyleyeyim, bir defa böyle bir... Şunlar merak ediliyordu o günde efendim. Oğuzhan Bey ile görüşmeden önce Zati Halinizin haberi var mıydı? Daha sonra bir araya geldiniz mi? Evet, bu ondan önce hatta haberim, evet, oldu. Oğuzhan Bey görüşmeden önce bana kendisinin Cumhurbaşkanı tarafından ziyaret edileceğini evde ifade etti, söyledi. Görüşmeden sonra da kısa bir yine görüşmemiz oldu. Şunu hemen ifade edeyim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir ziyarette bulunmasını biz memnuniyetle karşıladık. Tabii bu Türkiye'nin gündemine oturdu birdenbire. Çünkü, evet, bugüne kadar böyle bir manzarayla biz karşılaşmamıştık. Zaman zaman ben kendisini şahsen ziyarette bulundum. Zaman zaman Recai Bey ile Oğuzhan Bey ile geçmişte görüşmeler oldu. Ama bu tarzda bir görüşme olmamıştı. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir arayış içinde olduğunu görüyoruz. Yani özellikle mecliste bir çoğunluk olmasına rağmen MHP ile birlikte bunu uzun zaman devam ettiremeyecekleri çok açık bir şekilde gözüküyor. Bugünkü iktidarın, Sayın Cumhurbaşkanı yönetiminden memnun olanların nispeti de her geçen gün azalıyor. Bir seçime gidilse yeniden bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçilme ihtimali çok zayıf gözüküyor. Elbette bu ortamda bir takım temaslarda bulunarak destek arayışına ihtiyaç var. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı da. Açıkça görüyor. Söyledi. Tabii, evet. Tabii. Bundan dolayı biz ancak bizim de kendi prensiplerimiz. Evet, sizin tavrınız ne olur? Evet. Bizim kendi prensiplerimiz var. Ben bunu geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettiğim zaman da, geçmiş seçimlerden önce de, referandumdan önce de bu fikirleri çok açık olarak söyledim. Belli şartlar yerine gelmeden bizim bu konuda bir adım atmamız mümkün değil. Yani bir defa şunu gördük. Bugünkü yönetim tarzı istesek de istemesek de diktaya doğru yöneliyor. Bir kişi karar veriyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir kişi karar veriyor. Onu denetleyecek bir mekanizma yok. Meclis varmış gibi gözüküyor ama herkes biliyor ki
meclis devre dışı. Bütçe yapılırken bile meclis etkili değil. Eğer meclis herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın gönderdiği bütçe taslağını kabul etmezse hiçbir şey değişmiyor. %10 farklılıkla yeniden bütçe varmış, yapılmış, geçmiş gibi kabul ediliyor. Soru önergelerine cevap verilmiyor. Gen soru ben, yok. Gen soru önergesi zaten kaldırır. Yok artık. Bir de mecliste Türkiye'nin gündemi tartışılmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı tek karar verici olduğu için kendisiyle de kimsenin müzakere etme ortamı yok. Şimdi eğer parlamenter sistem olsa veya parlamento yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanı'nı hesaba çekecek bir güce sahip olsa parlamentoda bu konular konuşulabilir. Ama böyle bir güç yok. Böyle bir imkan yok. O zaman meseleler basın üzerinden kavgayla yürütülüyor. Ve üstelik de bugün Cumhurbaşkanlığı, şimdi enteresandır, Cumhurbaşkanı olurken tarafsız olacağı konusunda yemin etti. Ama arkasından Cumhurbaşkanlığı partili olabilir dendi. Şimdi Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı. Nasıl tarafsız olacak? Efendim, genel başkan olarak sorun yaşıyor musunuz? Şöyle, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, kendisi genel başkan olarak konuşuyor, ben cevap verince arkasında Cumhurbaşkanı olarak bana dava açıyor. Evet. İşte ben, zaten sıkıntı burada. Evet. Yani Cumhurbaşkanı'yla giriyor kişi Cumhurbaşkanı. Şu anda Cumhurbaşkanı'ndan dışında yetkili herhangi bir organ yok. Karar alma, kanun namına kararname çıkarma, tayinlerde bulunma, kimse yok. Cumhurbaşkanı bunu hem Cumhurbaşkanı sıfatıyla hem AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla yapıyor. Siz yürütmeyi tenkit ettiğiniz zaman işine geldiği zaman AK Parti Genel Başkanı olarak cevap veriyor. İşine gelmediği zaman da Cumhurbaşkanı sıfatıyla da Cumhurbaşkanı'na hakaret etti diye dava açabiliyor. Böyle bir çelişki olmaz. Dünyada yok böyle bir şey. Onun için bu sistemin değişmesi şart. Birinci şartınız bu. Bunu birinci açıkça şartımız bu. Yani diğer görüşmelerde önce, de. Önce tavır. Ben önce her şeyden önce tavrın doğru olması gerektiğine inanıyorum. Yani Türkiye'de müzakere ortamı oluşturulmadan hiçbir şey konuşulamaz. Siz hep şeyi söylüyorsunuz efendim. Yani yeni bir anayasadan önce yeni bir zihniyet olmadan siz kanun, şimdi mesela kanunları değiştirelim diyorlar. Değiştirin. Kim uygulayacak? İktidar. İktidar. İktidar eğer zihniyetini değiştirmediyse ve kanunlara bağlı hissetmiyorsa kendisini kim cezalandıracak? Meclis. Meclisin öyle bir gücü yok. Evet, kalktı o. Tabii, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki var. Halk var. Seçime gittiği zaman halk bunun karşılığını veriyor. Yok yani kimse bu kadar bu meseleler evet. Karşısında tarafsız kalmıyor. Bu hadiselerin nasıl olduğunu daha iyi değerlendirebiliyor. Efendim, Saadet Partisi, Yüksek İstişare Kurulu, MKYK, Başkanlık Divanı birbirlerinden farklı kurumlar değil. Siz de Ozan Bey de yani 12 Eylül'de Kirazlıdere'den başlamak evet, üzere evet. Hep birlikte geldiniz. Aranızda tam bir anlayış birliği var mı bu konuda? Yok, yani bu konular bizim kendi iş bu konuda özellikle ben efendim. Ben bu konuda şunu yani özür diliyorum. Demokratik parlamenter sisteme geçiş konusu ve Cumhurbaşkanı hükümet sistemi değişmediği sürece birlikte biz hareket etmez. Biz bunu oturup bu şekilde detaylı bir şekilde konuşmadık ama ben bu bizim kendi meselemiz. Bu meseleyi burada görüşmek istemiyorum. Yalnız ille de herkes aynı fikirde olacak diye bir mesele yok. Evet. Bizim yetkili organlarımız da belli. İstişare organlarımız da belli. Oğuzhan Bey bizim Yüksek İstişare Kurulu Başkanımızdır. Kendisi kendi düşüncelerini, fikirlerini olduğu gibi ortaya koyar. Ama neticede karar verici organlar da bellidir hukuken. Evet.
Onun için başta büyük kongre olmak üzere, büyük kongre olmak üzere, genel idare kurulu olmak üzere, başkanlık divanı olmak üzere. Onun için bu konu bizim kendi iç meselemiz. Bunu ben dışarıda... Hayırlısıyla inşallah. Büyük kongreniz ne zaman efendim? Saadet Partisi'nin büyük... Ya normal şartlarda bu sene sonunda ama biliyorsunuz sonunda ile 2 sene ile 3 sene arasındadır. Yapılması gibi. Yani gelecek senenin Ekim sonuna kadar bu yönetimde kalır. Gelecek senenin en son olarak sonunda da kongre yapılır. Evet. O kadar. Efendim hiç şüphesiz rahmetli Erbakan hocamızı anma programına katılan başta ana muhalefet. Evet. Hepsinin konuşmalarını izledim. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki Erbakan hoca sadece milli görüşçülerin değil bütün Türkiye'nin hocasıdır dedi. Evet. Yine aynı şekilde bütün genel başkanlar ondan veciz konuşmalar seçerek parlamentoda yaptığı konuşmalar vesaire. Ama bir de özel durumu olan bir parti vardı ki o da HDP. Sayın eş genel başkan çok atıflarda bulundu. Milli Nizam'ın, Milli Selamet'in, evet. Refah Partisi, Fazilet Partisi'nin hepsinin Anayasa Mahkemesi tarafından hukuksuz bir şekilde kapatıldığını. Çünkü bugünlerde HDP'nin yine kapatılma meselesi gündemde. HDP'den 9 milletvekilinin fezlekeleri meclis, anayasa, adalet, karma komisyonun önünde. Birçok sıkıntısı var. En başta zaten halinizle görüşmeye geldiler. Bu Gara operasyonunu da değerlendireceğiz ama Gara operasyonundan önce. Yani ben bu konuları bakın bunlar biraz istisnai konular ve Türkiye'de zıtlaşmayı evet. Zirveye çıkaran. Şunu söyleyeyim HDP'nin özellikle bizim davetimize icabet edip gelmesi ve yapmış olduğu konuşma Mithat Sancar Bey'in hakikaten takdire şayan bir konuşma. Biz prensip itibariyle şunu hemen söyleyelim. Parlamenter sistemde demokrasinin kamil manada yerleştiği sistemde parti kapatma çok ama çok son bir karar olarak ortaya çıkabilir. Ancak parti kapatma aslında ülkenin problemlerini çözmez. Çünkü parti kapatmak demek bir takım problemler var ve bu problemlerde bir anlaşmazlık var, uyuşmazlık var demek. Esas olan o uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözebilmektir. Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü muhafaza ederek. Biz terörün karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Terörle ülkenin problemleri çözülmez. Bunu herkes bilmek mecburiyetinde. Terör tek başına terör olarak çıkmaz. Terörü mutlaka besleyen, destekleyen uluslararası güçler vardır. Bunlar terörist gözüken kesimlerin kendi emellerine hizmet etmeyi değil, kendilerinin o bölgede daha hakim bir noktaya gelmelerini sağlamak için onları desteklerler. Bunun bilinmesi lazım. Ve Türkiye bir bölünmez bir bütündür. Biz Türkiye'de farklı kanaatlere, hatta farklı inançlara sahip olan siyasi partiler olarak bir araya gelip meselelerimizi müzakere etmeye, tabanın vereceği kararla da parlamentoda temsil edilmeye mecburuz ve bu suretle meselelerimizi çözmeye çalışacağız. Ama bu bütünlüğümüzü ve birliğimizi de muhafaza etmek gene bizim en önemli özelliklerimizden birisidir. Bunları yaparken kavga ederek değil, konuşarak, bir araya gelerek, müzakere ederek, buralarda bazen çok aşırı fikirler ve düşünceler meydana gelebilir ama gündeme gelebilir ama biz bunu suhuletle çözmek mecburiyetindeyiz. Onun için bu noktaları ben fazla abartmanın şu anda çok büyük bir fayda sağlayacağı kanaatinde değilim. Bundan dolayı da bir siyasi partinin biz dört kere bir siyasi görüş olarak dört kere kapatıldık Anayasa Mahkemesi tarafından. Bunun isabetli bir yol olmadığını görüyoruz. Bir fayda da sağlamıyor. Bunun için ben ümit ederim ki böyle bir yola girilirse Anayasa Mahkemesi de isabetli bir taraf bir
çizgide karar verir ve ülkemizin geleceği yine teminat altına alınır. Ama şunu da ifade edeyim, fikir ve düşünce hürriyeti elbette tahdit edilmemeli ama yani alenen terörü destekleyen bir tavra da müsaade edilmemelidir. Yani bu da çok önemli bir şey. Bunu söylerken ben her fikri, yani bazen düşünceyi bile bir terör vesilesi görenler var. Yok, ona tevessül etmeyi doğru bulmam. Düşünce değil. Terör fiilen. Fiilidir. Evet. Onun için de fiili sahada terörle mücadele edilmesi icap eder. Seçimlerin de mutlaka adil bir şekilde yapılması, halkın tehdit altında bulundurulmaması icap eder, gerekir. Seçim neticelerine saygı göstermek gerekir. Yani eğer iktidar veya belli güç odakları seçim neticelerini tasvip etmeyerek kendiliklerinden bir takım adımlar atmaya kalkarlarsa bu da vatandaştan tepki alıyor. İstanbul'un seçimlerinde olduğu gibi. İstanbul'da da olduğu gibi. İşte evet. İstanbul'da bunu çok açık gördük. Evet. İstanbul'da birdenbire yani ufacık bir farkın, aslında ufacık değil, yeri geldiği zaman 800 bin olabileceği gözüktü. Evet. Onun için bizim seçmene saygı duymamız, seçmenin iradesine saygı göstermemiz icap eder. Bunun için de Türkiye'de seçim barajının mutlaka kalkması gerekir. Bir öneriniz var mı Sayın Genel Başkanım? Bizim önerimiz var. Aslında seçim barajı diye bir baraj olmamalı. Ancak yani her aklına esenin ben de seçime giriyorum dememesi için de belki %1'lik bir baraj konabilir. Evet. %1'lik. Bunun üstüne çıkmamalı. Ha efendim %3 mü olsun, 2 mi olsun, 5 mi olsun? Herkes bu fikri söyleyebilir. Benim kanaatim %5, seçmenin %5'i bugünkü şartlarda Türkiye'de 2,5-3 milyon insan demek. Tabii. Siz 2,5-3 milyon insanın düşüncesinin mecliste gündeme gelmesini arzu etmiyorsunuz. Olmaz. Birçok ülkenin nüfusundan fazla. Daha evet. Fazla. Onun için mutlaka bu %1 ihmal edilebilir bir rakamdır. Seçime alel usul herkes girsin ve karmaşa doğsun dememek için belki ihtiyaç vardır. Evet. Onun ötesinde de bir engel olmamalıdır. Bu anlamda AK Parti'nin bir hazırlığı oldu, basına yansıdı. Yani seçim barajında %7 olarak. Yo, onu ama öneri olarak size gelmediler değil gelmedi mi? Gelmedi henüz. Yani şu anda herkes bir hazırlık yapıyor. Daha doğrusu ilke bazında hazırlık yapılıyor. Kimse anayasada bir tam olarak değişiklik metnini gündeme getirmiyor şu anda. İlkeler gündeme geliyor. İşte biz ne dedik? Parlamenter sisteme geçilsin. Evet. Çünkü parlamenter sistemde biz geçmişte giderken seçime, daha önceden referanduma giderken de bunu söylemiştik. Aslında biz başkanlık sistemine kökten karşı değiliz demiştik. Doğru. Parlamento gene seçilecek cumhurbaşkanını denetleyebilecek güce sahip olmak şartıyla. Ama şu anda geldiğimiz nokta bunun tatbikata konması o kadar kolay değil. Bundan dolayı da ne olacak? Meclis gene cumhurbaşkanını seçebilir. Çünkü oradan tabandan geldiği takdirde bir güç mücadelesi ortaya çıkıyor. Efendim meclisi de cumhurbaşkanı halk seçmiş. Cumhurbaşkanı da hak seçmiş. Evet, ben de soracaktım onu. O halde cumhurbaşkanı da aynı haklara sahip. Yani iki tane aynı hakka sahip olan kurum olmaz. Onun için parlamento yetkilendirilmeli. Cumhurbaşkanını da parlamento belirlemeli. Bu parlamento cumhurbaşkanı tarafından denetlenebilmeli. Şimdilik ilkeler bunlar. Seçim barajı ne olmalı? Bize göre söylüyorum. Yani evet. Belki ileride bu %3 de kabul edilebilir ama %1 asgari limit olarak ortaya konabilir ve bence makuldür. %1'in üzerinde oy alan partiler mecliste temsil edilebilme imkanına kavuşmalılar. Tabii.
Tabii. Fikirleri meclisten gündeme gelebilmeli. Mecliste ittifaklar kurulabilmeli, koalisyonlar kurulabilmeli. Meclis yönetimi her konuda denetleyebilmeli, hesap sorabilmeli. Bunlar çok önemli hususlar. Esasen bizim parlamento geleneğimiz, siyasi geleneğimiz de bunu ortaya koyuyor. Aslında yani. Tabii. Evet. Esas olan bu. Ancak orada bir nokta var. Yani biz mecliste bunları yaparken nasıl yapacağız? Biz gen soru verirken, araştırma komisyonları kurarken nelere uyacağız? Anayasa Mahkemesi hangi görevi, işlevi yerine getirecek? Burada bazen yetkilerde çatışma meydana gelebiliyor. Bunları da izale etmek icap eder. Aslında kanunlarda ve diğer konularda Anayasa Mahkemesi bir üst kurul olarak denetleme görevini ifade ediyor. Ancak Anayasa Mahkemesi partizan zihniyetlerden oluşan insanlar tarafından oluşturulmamalı. Bunu nasıl sağlayacağız? Esas kritik sorular burada. Doğru. Ancak bütün olumsuzluklara rağmen de iktidarın da benimsemediği kararları halen verebiliyor Anayasa Mahkemesi. Evet. Evet. Yani şu andaki Anayasa Mahkemesi, şunu söyleyeyim, hakikaten çok önemli bir görev ifa ediyor. Ancak Anayasa Mahkemesi üyelerinin süresi geldiğinde ayrılmaları, evet, ve yerine partizanca tavır sergileyebilecek olan kişilerin gelmeleri bir tehdit olarak da ortada duruyor. Tabii. Bunu da kabul ediyoruz. Görev değişikliği tabii olduğunda sizin bu endişeniz, evet, haklı olarak çıkar ortaya. Efendim 28 Şubat dündü. Evet. Yine aynı şekilde ama diğer yıllara nazaren benim en çok yani gündeme gelen Tansu Hanımefendi'nin, eski başbakan, evet, o dönemde de Erbakan hocamızın yardımcısı ve Dışişleri Bakanıydı. Yeni sayılabilecek birkaç şey söyledi. Hem merhum Demirel'le ilgili, hem merhum Mesut Yılmaz'la, evet, ilgili. Sağı bölmeye kabul ettiklerini, Erbakan hoca hatası yoktu, eksiği yoktu. Esasen 95 seçim kampanyasında ben de varım efendim. O dönemde varım. Evet. Hatırlıyorum. Çok ağır şeyler de söylüyordu, evet, Tansu Hanımefendi hocamla ilgili. Ama bu yeni şeyleri açıkladı. Bununla birlikte de Türkiye'de artık herkes o darbeye lanet okuduğu gibi yeni darbelerin de olmamasını söylüyor ama siz fiilen o dönemi yaşadınız. Evet. Parti yöneticisi olarak. Evet. Şimdi tabii ben 1960 ihtilalinde yurt dışındaydım. Öğrenci olarak yeni gitmiştim. Onun için onu yaşamadım. Evet. Ama 12 Mart'ta Türkiye'deydim. Onu yaşadım, hissettim. Ben aynı zamanda o zaman Devlet Planlama Teşkilatı'nda bir uzmandım. Evet. Nasıl Devlet Planlama Teşkilatı Başkanı Özal'ın görevden uzaklaştırıldığına, bizim üzerimizde nasıl bir hegemonya kurulduğuna şahit oldum. O zaman iktidarda bulunan parti bölündü, dağıldı, darmadağın oldu. Türkiye perişanladı. Ama o ortamda seçimlere gidildi ve biz o zaman Ecevit'le iktidar olduk. Daha sonra 74'te. Zaten 73'te aday olmadınız. Olmadık. Ben askerdeydim. Evet. Tam askerdim. Öyle mi? Evet, askerdim. Yeni terhis olmuştum. Eğer biraz seçim bir ay sonra olmuş olsaydı büyük ihtimalle aday olabilirdim. Evet. 1973'te yoktum ama bürokrasinin içindeydim. O zaman Sanayi Bakanlığı'nda Yaygın Sanayi Koordinatörlüğünü ve aynı zamanda da Teşvik ve Uygulama Genel, evet, Müdürlüğünü yürütüyordum. Yani ben bürokraside bütün icraatların içinde vardım. Erbakan hocamızın Sanayi Bakanlığı'nda 5 tane kendisinin özellikle istediği müsteşar muavinliği vardı. Ağır sanayi müsteşar muavinliği gibi. Birisi de yaygın sanayi müsteşar muavinliği. Evet. O da benim muhtemdeydi. Bana tevdi edilmişti. Bu teşviklerle ilgili hocam çok örnek veriyordu. Evet. İsminizi vererek. Evet. Onun için o orada hamdolsun öyle çok önemli bir görev ifa etmeyi imkanı bendenize bahşedilmişti. Ama ben şu ihtilallere geleceğim. 80 ihtilalini yaşadım. Erbakan hocamızla beraber hapse de girdim. Ama onun arkasından elhamdülillah
yeniden hürriyetimizi kazandık. Efendim affedersiniz, ekibin en genci sizmişsiniz. O dönemde öyleydi. Ben şeyde de çok ifade ettim. Çok da hizmet etmişsiniz. Erbakan efendim. Hocamızı hamdolsun ben 26 yaşındayken tanıdım 1967'de. Ondan sonra da hiç ayrılmadım. Biz hapse düştüğümüz özür zaman... Özür diliyorum, ilk tanıdığınız yer galiba Zahit Kotku Hazretleri'nin halkaları. Evet, o Ankara'ya bir gelmişti. Evet. Onun bir arkadaşımızın evinde, abimizin evinde Erbakan hocamızı tanıdım orada. Evet. Ondan sonra da hiç ayrılmadım. Odalar Birliği'ndeyken bize de görevler verildi. Onları da ifa etmeye çalıştık. Ama biz onun arkasından çok büyük bir hamle yaptık ve 89 seçimlerinde bildiğiniz gibi tabii. Bendeniz belediye başkanı seçildi. Sivas Sivas'tan 5 tane il alındı. Evet. 5 tane il. İkinci seçimlerde de gene belediye başkanı olarak görev aldım. Sonra parlamentoya girdim. Arkasından da 28 Şubat evet. darbesine muhatap olduk. O zaman ben meclisteydim ve partimizin grup başkanlığını yürütüyordum. Bunlar hep dış işleri, dış komisyonlarda her zaman görev aldınız ben görev zaman. Almıştım. Onu da ifade edeyim. Ama 28 Şubat farklı bir şeydi. Hakikaten Erbakan hocamızın dirayetini, bağlılığını, inancına ve suhuletini o zaman idrak ettim. Kendisine bütün bir medya, ordunun bütün kademeleri, iş çevreleri, sendikalar, medya, hatta Anayasa Mahkemesi üyeleri tavır korken o itibarından, itidalinden hiçbir şey kaybetmedi. Anayasa Mahkemesi karar verdiği zaman da işte o meşhur ifadesini kullandı. Bu kimse endişe etmesin, tarihin akışı içinde bir noktadan ibarettir. Aynen. Herkes sükunetini muhafaza etsin dedi. Bunu hiçbir genel, yani başbakanlık yapan, genel başkanlık yapan hiçbir parti liderinin söyleyebileceği kanaatinde değilim. Evet. Hiç bozmadı duruşunu. Ondan sonra da şunu da ifade edeyim. Erbakan hocamızla ilgili şimdi bazen medyada bakıyorum ufak tefek trilyonlardan ne oldu diye hesap sormaya kalkıyorlar. Utanmadan, bunun ne olduğunu bilmeden şunu burada ifade etmekte fayda buyurun, görüyorum. Buyurun efendim. Trilyonluk dava dedikleri davanın aslı şudur. O zaman biz %10 barajını açtığımız için parti olarak devlet desteğini aldık. Bu destek alındığında bizim için dava açılmıştı. O yıl. Dava açılınca Erbakan hocamız bu paranın eninde sonunda bizden alınacağını gördü. Parti teşkilatları zaman zaman iller genel merkeze destek verir. Zaman zaman da genel merkez illere destek verir. Evet. İllerin ihtiyaçları, borçları dikkate alınarak bu para doğrudan doğruya il teşkilatlarına dağıtıldı. İşte bu trilyonluk dava dedikleri bu aslında bugünkü parayla bu iş 1 milyon bile değil. Evet. 900 küsür bin lira. Ama Erbakan hocaya hakaret etmek isteyenler tabii. utanmadan bunu sanki hoca kendi zimmetine geçirmiş gibi takdim etmeye kalkıyorlar. Maalesef. Vebal altındalar. Bunu tabii. bilsinler. Birçok kişi de bilmeden bunu böyle söylüyordur kanaatindeyim. Onun için bunun da hatırlanmasında fayda var. Trilyonluk dava denilen dava o zamanki Refah Partisi'nin il teşkilatlarına gönderdiği yardımlarla üzerine. Alakalıdır bu kadar. Aynen. Efendim bir reklam arası verelim. Tabii. 28 Şubat konusunu ikinci bölümde olur, biraz inşallah. Değişeceğiz. Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyiciler, reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Siyaset analizi kaldığı yerden devam ediyor. Canlı yayın konuğum Saadet Partisi Sayın Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Efendim 28 Şubat'la ilgili evet. bir iki soru daha soracağım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 54. Erbakan hocamızın hükümetinde 18 tane bakan vermiştiniz. Evet. Onlarla ilgili verilen bir gen soru yok. Evet. Sonra araştırma önergeleri yok.
itham edilen bir bakan yok. Sayın Erbakan Hoca, rahmetli Erbakan Hocamız da hem bir taraftan örtülü ödeneğe hem bütün bütçeye, denk bütçe. Evet. Kimse onunla bir iddiada bulunmuyor da diyorlar ki kendi parasını yemiş. Bu nasıl oluyor anlamıyorum. İşte evet. Yani bu bazı çevrelerin kendisini Erbakan Hocamızı yıpratacak bir yol arayıp bulamayınca başvurdukları bir yöntem o kadar. Evet. Başka bir şey değil. Evet. Ama gençler şunu çok paylaştılar. Hocam rahat uyun. Siz 10 yıl önce vefat ettiniz ama gölgeniz bile yetiyor. Bütün millet bir araya geldi. Allah razı olsun. Biz de gençlere güveniyoruz. Aynen. İnşallah. Ben bu Gara operasyonu maalesef 16 evladımızı şehit verdik. Maalesef. Burada çok tartışmalar da oldu. Acaba bir silahlı kuvvetlerimizin yapacağı bir operasyondan önce yapılacak bir şey var mıydı diye. Tabii şöyle bir şey. Çok riskli bir operasyon olduğu belli. Evet. Çok riskli. Yani mağaralarda adeta yer altında muhafaza edilen insanlar var. Zehin tutulan insanlar var. Onları kurtarmak için yapılacak askeri bir operasyon daima ciddi risk taşır. Bu bilinmeli idi. Ben ordumuz bu konuda çok ciddi bir mücadele veriyor. Ordumuzun da bu konuda yıpratılmasını yani bir töhmet altında bulundurulmasını arzu etmiyorum şahsen. Bundan dolayı da Gara operasyonunda eğer taktik bir hata yapıldı ise bu ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde telafi edilir, edilmesi icap eder. Ama acı bir manzarayla karşı karşıyayız. Bu kadar insanımız hayatını kaybetti. Elbette bunun da kendi içinde muhasebesinin yapılması gerekir ama ordumuz bunu kendi içinde yapmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü buraya eğer siyasi bir müdahale olduysa böyle bir harekette. Efendim tam bu noktada. Bu endişe vericidir işte. Ben şey yapmak için sormuyorum. Ama bu konuda çok sorular olduğu için. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz birkaç gün öncesinde çarşambayı işaret ederek halen de bu konuda öyle kastetmediğine dair bir açıklaması yok. Evet. Dolayısıyla i̇şte bir müjde vereceğim demişti acaba. İşte diyorum bunlar hep acabalı sorular. Ben bu acabalı soruları dediğim gibi sormak da şu anda bize bir çözüm getirmez. Ama bu çok büyük bir derstir. Yani hakikaten mağaralarda adeta esir tutulan insanları kurtarmak askeri operasyonla çözülecek, halledilecek bir iş değil benim gördüğüm kadarıyla. Geçmişte özellikle hem sizinle birlikte belediye başkanı yapmış Van Belediye Başkanlığı, evet, hem de şu anda MKYK üyesi olan, evet, Fethullah Erbaş Bey girişimde bulundu, evet. Yani sadece orası değil. Daha yani sonra da birkaç defa. Başka ülkelerde de Mısır'da bile ihvana karşı haksız mahkemeler vardı. Fethullah Bey gitti. Evet. Adeta mahkemeye müdahale etti. Haksızlık yaparsanız sizi bütün dünya parlamentolarında dile getiririm dedi. Evet. Ve netice aldı. Yani böyle konularda diplomasi daima daha fazla meyve verir. Netice alınabilir diplomasi ile. Bundan dolayı burada yaşadığımızdan çok büyük üzüntü duyuyorum. Ama şu ortamda da ben eğer Sayın Erdoğan böyle bir niyetle ben bir müjde vereceğim diye bunu düşünerek böyle bir harekatın yapılmasına kendisi direktif verdiyse bunun hesabını veremez. Evet. Efendim bir soru var izleyicimizden. Şöyle diyor. Size nasıl yemin etmemi istersiniz? Oğlum günahsız yere ihraç oldu. Sayın Temel Bey, sorar mısınız? Oğlum aç, torunum aç. Vallahi billahi emekli maaşımla iki eve bakmaya çalışıyorum. Önce Allah'a, sonra siz değerli başkana
söyler misiniz? Size iletmemi istiyor. İsmimi TV'den açıklamazsanız hay hay. Temel Bey'in siyasetini de oldukça beğeniyorum diyor. Şunu hemen ifade edeyim. Bu kardeşimiz gibi yüzlerce değil, binlerce, on binlerce insanımız var. Bizzat gelip kendi sıkıntılarını dile getiren, toplu olarak gelip sıkıntılarını dile getirenler var. Mektupla, mesajla dile getirenler var. Bu Türkiye'mizin en önemli problemlerinden bir tanesi. Ama bunu hükümet görmek istemiyor. Açım diye bağıran insana çay paketi veriyor. Elinde bir telefon varsa sat bu telefonunu, karnını doyur demek istiyor. Ya bunlar çözüm değil. Türkiye'de insanlar perişan. Hayatlarından memnun olan insanların adedi mahdut. Birkaç milyon kişi olsa da mahdut. Bunlar iktidar menfaatlerinden beslenen kesim. Bunlar da tam olarak memnun değil. Çünkü bunları da ellerinde bulundurdukları bu imkanları ne kadar tutabileceklerini bilmiyorlar. Büyük bir kısmı birikimlerini yurt dışına taşıdı. Bazıları yurt dışında resmen bulundurulan Türk iş adamlarının bulundurduğu meblağın 450-500 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade ediyor. Bir de gayri resmi olarak yurt dışına çıkarılan en az 280 milyar dolarlık bir meblağ var deniyor. Ama Türkiye'de yatırım yapılmıyor. Şimdi Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı tesislere bakın. Hiçbirisi üretim değil. Siz bunu 2018 seçimlerinde söylediniz diye çok tenkit edildiniz. Maalesef yani duble yollarla ilgili Kanal İstanbul bunu, vesaire. Bunu vatandaşlarımız tabii kendi illerine bir yatırım geldiği zaman memnun oluyorlar. Memnun olmamaları da mümkün değil. Küçücük bir ilimiz Iğdır'a. Evet. Bilmem Ardahan'a veya kilise. Evet. Bir üniversite kurulduğunda oradaki halk, ya zaten nüfus 100 bin civarında. Siz bir üniversite kurar da o üniversitede 500 kişiye iş imkanı sağlarsanız ihya edersiniz orayı. Bundan dolayı da memnun olurlar. Ama o Türkiye'ye, o ile başka bir fayda sağlamaz. Bizi kalkındırmaz. Problemlerimizi çözmez. Onun için özellikle bu konularda vatandaşlarımızın daha hassas davranmalarına, gerçekleri görmelerine, bu tip yatırımların ülkenin problemlerini kökten çözemeyeceğini idrak etmelerine ihtiyaç var. Evet, evet. Bunun için biz baştan beri her zaman demin söylediğim hususlara önem veriyoruz. Yani bir, Türkiye'nin problemleri sakin bir ortamda müzakere edilebilmeli. Kavga ederek, birbirlerine hakaret ederek değil. Birinci şart. İkinci şart, herkes fikir ve düşünce hürriyetine sahip olmalı. İnanç hürriyetine sahip olmalı. Cenab-ı Hak insanı yaratmış, akıl nimetini vermiş ama arkasından la ikraha fiddin demiş. Dinde tabii zorlama yok. Yoktur demiş, evet. Yani insanı serbest bırakan Cenab-ı Hak, ha onlar kendilerine verilen bu nimetin önemini idrak etmezlerse Cenab-ı Hakk'a hesap verecekler. O hesabı bu dünyada biz soramayız. Onun için de bizim inancımızda başka inanç sahiplerine baskı yapmak, zorla onların dinini değiştirmek diye bir mesele yoktur. Hiçbir zaman olmamıştır. Hatta haklarını korumak gibi vardır, bir vazifemiz elbette var. Üçüncü konu ise adalettir. Evet. Adalet olacak ki insanların başı derde girdiği zaman onları koruyabilen bir sistem olsun. Adalet olmadan olmaz. Huzur, fikir hürriyeti, adalet. Ha ondan sonra da iş geliyor. Devleti yönetenlerin problemleri çözebilmek için belli görevlere getirecekleri insanların vasfına dayanıyor. O da liyakattır. Evet. Liyakat olmadan da
siz ülkenin problemlerini çözemezsiniz. Evet. Efendim, geçmişte gençlik, yani ben de artık 50 yaşımı açtım. Maşallah. Çocukluk yaşlarımızda diyelim, milli görüşte koşuştururken zaten yani Sivas Belediye Başkanı bizim elimizdeki broşürlerde hep şu vardı. Onu anlatırdık. Derdi ki bakın Temel Bey, Sivas'ta bütün hizmetleri falan mahallede, ismini şimdi hatırlamıyorum. Ali Baba Mahallesi. Ali Baba Mahallesi. Size az oy çıkan Alevi vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin oturduğu mahalle ama siz bütün hizmetleri orada başlatırmışsınız. Evet. Yani bu da tabii ki adaleti. Tabii, evet. Tabii. Efendim bu tıbbi sekreterlikle ilgili 140 bin kadro bekleyen gençlerimiz var. Çok durmadan ben gelen evet. mesajı okuyunca da hadi bizimkini de sor diye sabırsızlanıyorlar. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman Bey kardeşimin de kendileriyle ilgilendiğini söylüyorlar. Soru önergeleri vermiş meclise, halen bir netice de alamamış ve çok az sayıda alınacaklar. 300 civarında durumumuz ne olacak diye. Yani bu diğer bütün meslek sahipleri için de aynı. Şimdi öğretmen, şu anda Türkiye'de 1 milyondan fazla öğretmen var. Ama sıra bekleyen 400-500 bin civarında öğretmen var. Yani atanma bekleyen. Evet. Onun da en fazla 60-70 bin, bilemedin 100 bini görev alacak. Tabii bu tıbbi dokümantasyon yeni bir bölüm. Evet. Ve aslında bu sağlık hizmetlerinin daha verimli yürütülebilmesi için oluşturulan bir bölüm. Önemli bir bölüm. Ama maalesef henüz bu konuda ciddi bir adım atılmadı. Bunun ihtiyacı duyulduğu için böyle bir bölüm açıldı. Ama o ihtiyacın karşılanması için ciddi bir adım atılmadı. Çünkü bu hastahanelerde, sağlık müdürlüklerinde, belki üniversitelerde görev alacak kişileri kastediyor. Ben bugünkü şartlarda Türkiye'nin ekonomisi düzelmeden, Türkiye'nin işsizlik problemi üretime dönük yatırımlarla önlenmeden, ortadan kaldırılmadan, tarım sanayi iyileşmeden çözülebileceği kanaatinde değilim. Bu bir bütün. Evet. Bu bütünün içinde herkesin bir miktar sıkıntısı var. Her kesimin. Sağlık dokümantasyon bölümünden mezun olanların da sıkıntısı. Bunlar yeni. Bundan dolayı da biraz daha öne çıkıyor belki. Çünkü henüz bunlar için hangi kadrolar ihdas edilecek bu bile belli değil. Evet. İnşallah zaman gündeminizde için olmasını çok talep ediyorlar. Bu şunu bilsinler. Türkiye şimdi şunu takdir ettiğimi söylemek isterim. Bu iktidarın bir özelliğini ben keşfettim son zamanlarda. Olumlu mu? Olumlu yönde. Evet. Şöyle, yani bazı problemlerin varlığını kabul ediyorlar. Evet. Çözümü için atılacak adımların da başlangıçta neler olması icap ettiğini de görüyorlar. Ondan sonra duruyorlar. Evet. Şimdi bunu gördükleri için bu bölümleri açmışlar. Ama tayin edecek kadrolarda bunlara nerelerde görev verilecek bunu belirlememişler. Evet. Bu şuna benziyor. Türkiye kalkınacak, yatırımlar yapılacak, Türkiye'nin yeni teknolojilere ihtiyacı var. Teknokentler kurulmuş. Kaç tane? 300-400 civarında teknokent var. Çok ne kurulur. Üretiyor bunlar? Hiçbir şey. Ha içinde yani birdenbire bazıları şimdi çıkıp ya biz bir şeyler geliştirdik diyebilirler. Ama ya olur mu? 300-400 küsur teknokent. Evet. Bunların faal olabilmeleri buraya yapılacak nakdi destekle sağlanır, mümkündür. Başka türlü olmaz. Sen bunu kurdun. 300 tanesine ihtiyaç yok ki. Sen 30 tane kur. Her birine ama en az düzgün, şöyle 10 evet. milyar lira para ver. Bak bakayım neler çıkıyor ortaya. Evet. Sanayicileri desteklemek, yatırımları desteklemek için yatırım bölümleri var şimdi illerde. Peki bu müdürlükler ne yapıyor? Hiçbir şey. Niye? Verilen para il başına 1 milyonu bile yerine göre bulmuyor. Evet. 50 bin, 100 bin evet. lirayla
Çok siz düşük şeyler. Bu problemleri çözemezsiniz. Siz kalkınma ajansları diyorsanız bunlara, o zaman bunlara kalkınmayı destekleyecek milyarlar tahsis etmeniz lazım. Nereden bulunacak bu para? Yolsuzluğu önlerseniz, israfı önlerseniz, rüşveti önlerseniz, israf dediğim benim aslında iki israfı ikiye ayırmak lazım. Bir saçıp savrulan para, bir de lüzumsuz, evet, verimli olmayan yatırım. Yatırımlar. Durmadan bina yapıyoruz. Yapma ya. Evet. Yeter artık. Bina yapacağına fabrika yap. Evet. Ha, o fabrikanın ürünüyle, geliriyle fabrikanın diğer binanı da güzelleştirirsin. Onun için bunu önlediğiniz zaman buralara aktarılacak her sene en azından bugün için söylüyorum 200 milyar liradan fazla para çıkar ortaya. Biz bunu topladığımızda bu trilyonları vurur 3-5 senenin içinde. Bunlar heba ediliyor. Onun için ben birdenbire, yani biz tıbbi dokümantasyon, tabii, dediğimiz zaman bunun çözümü Türkiye'nin öbür probleminin çözümünden sonra gelir. Önce, evet, tıbbi dokümantasyon erbabını tayin edelim, sonra kalkınırız diyemezsin. Önce kalkınmak için parayı, yatırımı kalkınma projelerine tahsis edeceksin. Üretimi destekleyeceksin. Oradan kazandığın parayla sosyal imkanları takviye, evet, edeceksin. Evet efendim. Efendim şimdi bir son başlığımız var. Malum 2018 seçimlerinde iki ittifak çıktı. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi onandıktan sonra Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Saadet, evet, Partisi olarak siz 2018 milletvekili genel seçimlerinde Millet İttifakı'nın içindeydiniz. Ancak 2019 mahalli idareler seçimine girince önceden ilan ettiniz. Biz kendi başımıza giriyoruz ve bütün seçim çevrelerinde, evet, evet, adaylarınızı gösterdiniz. Ama bugün diyaloglar hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı da sizinle diyalog kuruyor ama Millet İttifakı'nın unsurları daha çok. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti. Öbür taraftan da yeni kurulan partiler kongrelerini yaptılar. Deva Partisi Sayın Babacan'ın genel başkanlığı yaptığı. Sayın Davutoğlu da aynı şekilde. Gelecek Partisi. Aranızda çok sıkı bir diyalog başladı. Şöyle bir 2-3 hafta öncesi, Gara Operasyonu'ndan önce. Hiç şüphesiz genel merkezler yeni kuruldu. Saadet Partisi'nde hayırlı olsun efendim. Evet. Çok muhteşem bir genel merkezi var. Herkes birbirini ziyaret etti ama tabii sadece ziyaretten de ibaret değildi. Bu ittifak genişleme isteği hem Cumhur İttifakı'nda var, siz de bahsettiniz. Sayın Cumhurbaşkanı DSP ile görüştü, Hüdapar'la görüştü. Saadet Partisi Yüksek İçerik Kurulu Başkanı Sayın Ozan Bey Asil Türk ile görüştü. Halen görüşüyor da. Ama siz de kendi aralarınızda görüşüyorsunuz. Bu rahmetli hocamın anma programında da böyle yan yana hep yana başkanlar durulunca Türkiye'de bu da doğrusu siyasi gündeme akıllara getirdi. Durum nedir sizin cephenizde? Evet, şimdi bir defa siz de ifade ettiniz. Siyasi parti adedi bayağı arttı. Evet. Şimdi siyasi partiler çoğalınca normal görüşmeler bile çok sık yapılıyormuş gibi bir intiba doğuyor. Evet. Şimdi düşün, yani kendim için diyorum, haftada bir siyasi parti genel başkanıyla görüşme yapsam 8 tanesi 8 hafta sürer. Yani 2 evet, ayda bir. Ve yüzün ancak üzerinde parti var. Ha, şimdi o ne manaya gelir? Vay canına ya. Amma sık. Bunu sadece ben yapmıyorum. Evet. Bunu aynı zamanda diğer partiler de yapıyor. Tabii. Bu sefer görüşmeler çok sıklaştı gibi bir intiba doğuyor. Hı-hı. Bu gayet tabii bir şey. Bunu ben reddetmem, yani böyle bir ortam yok diye. Ha, bir araya gelindiği zaman da elbette ülkenin meseleleri, bu problemlerin nasıl çözüleceği, bizlerin hangi politikaları izlememiz gerektiği konusunda da bir takım fikirler tartışılıyor, görüşülüyor. Böylece zaman içinde ittifakların hangi noktalarda yapılabileceği konusunda da fikirler mutlaka doğuyor. Ama ben ısrarla da bunu söylüyorum.
Seçime yakın diyorsunuz. Evet. Seçim sathı mailine girilmeden konuşulmaz, görüşülmez. Burada tabii mahalli seçimlerde İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifak yaptıkları için ve arkasından da belediye başkanları evet, seçildiği için birçok büyükşehir belediyesi tabii aldı. İster istemez onların bu yakınlığı sürdürülebilir bir yakınlık. Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Ama biz biraz önce ifade ettiğiniz gibi kendimiz Türkiye'nin her seçim bölgesinde seçime girdik ve belli neticeleri de aldık. Biz daha iyi neticeler bekliyorduk. Yalnız şunu görüyorum ben. Şu anda durum nasıl efendim Saadet Partisi'nin? Şu anda ben şunu çok tartışılıyor görüyorum. Bütün programlarda, bütün televizyonlarda, bu kamu yoklamalarında da Saadet Partisi'nin evet, belirli burada bir artış oldu belli. Şunu görüyorum. Gündemde olmak, tartışılmak demek halkın, vatandaşın, seçmenin yeni düşünceleri kabullenmesi ihtimalinin artmasına vesile oluyor. Çünkü bu tartışmalar ve görüşmeler neticesinde Saadet Partimizin ülke problemleriyle ilgili görüşleri öne çıkıyor. Evet. Nasıl çözeceğiz? Çünkü esas problem bu. Partiler niye evet, var? Ülkenin problemlerini çözmek için. Peki bu problemleri nasıl çözecekler? Biz fikirlerimizi bu arada gündeme getirmiş oluyoruz. Elbette önümüzdeki seçimlerde başkanlık seçimleri de yapılacak. Milletvekili genel. Milletvekili seçimleri de yapılacak. Ama bizim bulunacağımız ittifaktaki en önemli mesele bu yönetim tarzının değişmesidir. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi. Sisteminin değişmesidir. Dolayısıyla bu, efendim yok, yerinizi de gösteriyor. Bununla ilgili kimse yorum yapmasın. Herkes kendisi yapar yorumunu. Bu bizim olmazsa olmazımız. Çünkü bu Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir konudur. Bundan dolayı da şunu da üzerine basarak söylüyorum. Burada seçilecek cumhurbaşkanı hangi yolla olursa olsun bu problemin çözümünü gündemine birinci mesele olarak almalı ve bu sistem değiştikten sonra yani yeni yönetim tarzı belirlenip kamuoyuyla tasdik edildikten sonra seçime gidip yeni sisteme göre parlamento belirlenmeli kanaatindeyiz. Referandumla yani. Evet. Bu şu demektir. Yani seçilecek cumhurbaşkanı yaklaşık 2 yıllık bir süre için seçilmeli ve bu 2 yıllık süre zarfında da bu hazırlıklar yapılmalı. Seçime ondan sonra gidilmeli. Ha işte ondan sonra da parlamenter sistemde yeni hükümetler nasıl kurulacak görebiliriz diye düşünüyorum. Evet efendim, programımızın sonuna geldik sen genel başkanım. Evet. Hep sorardık. Zat-ı halinize de sorardık. Erken seçim. Seçime de yaklaştık. Şurada artık seçim bir şey kalmadı. Erken dediğiniz 2 sene kaldı. Evet. Evet. Onun için önümüzdeki sene sonu zamanında mı olur yoksa 2022 yani şöyle zamanında olup olmaması tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifinde. Çünkü evet, başka meclisin böyle bir karar alma imkanı yok. Sayın Cumhurbaşkanı karar verecek. O da kendisi için en elverişli zamanı kollayacak. Bundan sonra normal şartlarda seçim 2 sene sonra yapılır. Evet. Ama Sayın Cumhurbaşkanı şartlar el verdiğini düşündüğü an seçime gideriz. Bu sene sonunda da gidebiliriz. Önümüzdeki sene içinde de gidebiliriz. Evet. İzleyicimize tabii, saygıdan dolayı efendim son bir soru geldi. Sayın Genel Başkanım, biz Çaykur mevsimlik işçiyiz. 6 aya çalışıyoruz. Bu pandemi döneminde hiçbir yardım alamadık. Çaykur mevsimlik işçiler için de evet, tabii yani desteğinizi bekliyoruz. Aslında tabii bu mevsimlik işçilerin hepsinin ciddi problemleri var. Bu probleme de devlet el atmalı ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sadece pandemi dönemiyle ilgili değil, genel manada bir takım kurallar koyup bir ortam oluşturmalı. Bunların, çünkü bu insanlar çalışıyorlar, sadece çalıştıkları sürede geçimlerini sağlayacaklar ve işleri bitecek diye bir şey yok. Mevsimlik işçi mevsimi, çalışma mevsimi bittikten sonra geçimini nasıl sağlayacak? Aynen. Bunun da mutlaka teminat altına alınması, bunun mutlaka bir
çözüm yolunun olması gerekir diye düşünüyoruz. Bu hazırlıklar da elbette yapılıyor. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Yani bu dönemde siz biliyorum birçok randevu iptal etme şeyiniz oldu. Çok yoğunsunuz. Parti genel başkanlarıyla görüşmeleriniz. Pandemiye de azami gayret uyuyorsunuz efendim. Onu da biliyorum. Elimizden geldiği kadar. Vakit ayırdınız efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Bizim seyircilerimize de buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İnşallah geleceğimiz bugünümüzden daha güzel olur. Amin. Evet değerli izleyiciler, canlı yayın konuğum Saadet Partisi muhterem genel başkanı. Benim de uzun yıllar kendisine hizmet ettiğim kıymetli devlet ve siyaset adamı Temel Karamollaoğlu'ydu. Birçok konuyu açıklıkla çok sağ olsunlar cevap verdiler. Takdir sizindir. Önümüzdeki hafta pazartesi saat 14.15'te buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.